Ben gidip çocuklara yemeklerini yedireceğim. Sen de o arada sebzeleri doğramaya başla. Sen ne zaman geldin? Saat 12 falandı yenge. Peki Priyu? Priyu nerede? Priyu birkaç gün daha kalmak istedi. Annemle babam iyi miydi? Evet, hepsi iyiler. Anne seyahate gitmek istedi. O yüzden ben de biletlerini aldım. Birlikte Haridvar'a gidecekler ve Priyu da onlarla gitti. Onlar senin sandığın gibi Haridvar'dan döndükten sonra ben bu ülkeden çoktan gitmiş olacağım. Priyu'nun başına ne geldiğini hiçbir zaman öğrenemeyeceksin. Ama annem telefonda Haridvar'a gitmekten hiç bahsetmemiştir. Yoksa bir şey... Bilmiyorum ama içimden bir ses bir terslik olduğunu söylüyor. Yarın teyzeyi arayıp annemin gerçekten de Haridvar'a gidip gitmediğini öğreneceğim. Priyu'yla konuşana kadar içim rahat etmeyecek. İpava hiçbir şekilde güvenemiyorum. Bunu mu giysem yoksa... Hayır. Sizin burada ne işiniz var? Partiye giderken bunu giymelisin. Tut şunu. Ne bu? Ne olduğunu merak ediyorsan aç ve kendin gör. Hayır olmaz. Ben bunu giyemem. Tuhaf görünüyor. Neden? Hey. Neden derken? Sizce benim sarım güzel değil mi? Yani sarımı beğenmedin mi? Hayır. Ne? Evet. Evet. Ama... Yani aslında güzel. Ama... Ama ne? Ama biz okul partinde bu elbiseyi giymeni çok istiyoruz Fil, lütfen. Bu elbisenin içinde film yıldızları gibi görüneceksin. Purvi gibi değil. Puh. Ayrıca kimse sana teyze diyemeyecek. Anladım. Demek Virendra okuldaki bazı öğrencilerin bana teyze diye seslendiklerini öğrenmiş. O yüzden de benim için bunu almış. Hayır, ben Purvi falan olmak istemiyorum. Purvi olarak daha iyiyim. Bunu giyemem. Ve diğerlerinin ne dediği umurumda... Lütfen bizim için. Virendra ben... Peki sen bana... Üniversitedeki diğer öğrenciler gibi olmak istiyorum. O yüzden de arabayla gelmeyeceğim demedin mi? Ha? O halde diğer öğrenciler gibi bunu giy git. Hem çocuklar sana bu hediyeyi beğenerek aldı. Bu arada elbiseyi babam seçti. Tamam. Bunu sadece Juhi ve Manas için giyeceğim. Başkası için değil. Siz ikiniz fazla zeki oldunuz. Evet, biz her zaman zekiydik. Babaannem aynı sana benzediğimizi söyledi. Öyle mi? Nasıl olmuşum? Juhi? 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 Juhi ne oldu? Ne oldu Juhi? Sakin ol, göster bana ne oldu? Ne oldu Juhi? Sakin ol. Sakin ol. Yapma baba, çok acıyor. Ne oldu? Tamam ağlama. Ağlama sakin ol. Bir şey yok. Tamam sakin ol, göster bana. Sanırım bileği burkulmuş. Hemen bandaj ve buz getireyim. Ben de onu odasına götüreyim. Geliyorum. Tanrım ne talihsiz bir kaza. Fil, ben artık iyileştim. Nasıl iyileştin? Daha yeni bileğini burktun. Hayır, daha iyileşmedin. Fil, ağrım tamamen geçti. Bileğime yağ sürdün, masaj yaptın. Ve sardıktan sonra hiç ağrım kalmadı. Artık partiye gidebilirsin. Ama evet, nasıl? Evet aptal kız, Juhi'nin ayağı iyileşti. Arkadaşların seni bekliyor. Hadi partine git. Hayır, Juhi'yi bu halde bırakıp hiçbir yere gidemem. Ayağının tamamen iyileşmesi gerek. O yüzden burada kalıp onunla ilgileneceğim. Hiçbir yere gidemem. Tamam, onunla ben ilgilenirim. Ayrıca annem var, Anjali var. Onlar olması bir sürü hizmetçi var. İçin rahat olsun. Hadi partiye git. Hayır, önemli değil. Partiye gitmeyeceğim dediysem gitmeyeceğim. Lütfen Virendra. Fil, lütfen git. Hem babam benimle ilgilenir. Lütfen Fil. Juhi ama... Fil lütfen git, yoksa hepimiz gerçekten üzülürüz. Evet Fil, babamla birlikte senin için çok güzel bir elbise aldık. Yoksa hepsi boşa gidecek. Eğer gitmezsen çok üzülürüz Fil. Kalbinden çok ayağınla ilgilenmen gerekiyor. Hiçbir yere gitmiyorum Juhi. Neden gitmeyecek misin aptal kız? Bana her zaman iyi bir baba ol, çocuklarınla ilgilen, onlara bak diyen sen değil misin? Bugün fırsat çıktı işte. Juhi ile ben ilgilenirim. Bırak da onunla ben ilgileneyim. Manas'a ben her şeyi hallederiz. Yoksa bana güvenmiyor musun? Hayır hayır. Hatta Juhi ve Manas'la zaman geçirdiğinde, onlarla ilgilendiğinde mutlu oluyorum. Ondan değil ama ben yine de... Biz gayet mutluyuz. Bizi rahat bırak. Eğlencemizi neden bozuyorsun? Ne? Hadi partiye git. Esas sen partiye gittiğinde mutlu olacağız ve sana kimse teyze demediğinde... Fil, eğer partiye gitmezsen o zaman üçümüz de sana çok kızacağız. Hı. Ya parti ya da küs. Evet söyle, parti mi küs mü? 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 Tamam. Tamam peki, şşşt. Tamam peki, gideceğim. Eğer bana küserseniz dayanamam. Ama lütfen kendine iyi bak Juhi ve Virendra, lütfen Juhi'ye zerdeçallı sütünü içirmeyi unutma ve ilacı da buraya koyuyorum. Bunu ona içirmeyi unutma, olur mu? Ve lütfen yatmadan önce ona hikaye oku, yoksa uykuya dalamıyor, tamam mı? Hikayeni dinle ve uyu, sakın yaramazlık yapayım demeyin, tamam mı? Zaten ben de çok geç kaldım. Tamam hadi git. Tamam şimdi git, sonra gelirsin, tamam mı? Sen emirlerini söyleyene kadar parti bitecek. Tamam peki, ben gidiyorum, görüşürüz. Güle güle Fil. Sakın babanızı üzeyim demeyin, tamam mı? Tamam, güle güle Fil. Hey dikkatli ol. Düşeceksin, dikkat et. Evet aslında ilk defa topuklu ayakkabı giyiyorum. Tamam, görüşürüz. Güle güle Fil. Gergedan, tavşan, Fil partiye gitti. Şimdi ormanda üçümüz kaldık. Fil orada partinin tadını çıkarırken biz de burada partimize başlayalım ve eğlenelim. Evet, hadi parti başlasın. Purvi, ikiniz de harika görünüyorsunuz. Ben de harika görünüyorsun. Hadi gidelim. Tamam, gidelim. Oo! Hadi. Hadi, evet de. Hadi, evet de. Evet de. Tebrik ederim çocuklar. Tebrik ederim dostum. Bu da ne böyle suda? Hoş geldin partisiyle sevgililer günü partisi de yapılıyor. Sana söylemiştim ya Purvi. Yani insanlar bugün de aşkı kutluyorlar. Ve sevdikleri insana ya bir gül veriyorlar ya da aşklarını itiraf ediyorlar. Evet. Bu ne kadar güzel bir günmüş. İnsanlar aşklarını itiraf ediyor. Çok güzelmiş. Gerçekten çok hoşuma gitti. Neden senin muhtarı aramıyorsun? Belki o da bir gül getirir ha? Bugün sevgililer günü Purvi. Evet, arasana. Susun lütfen. Delirdiniz mi siz? Sen Virendra'nın bana gül getireceğine inanıyor musun? O bu çocuklar gibi değil. O benim kocam. Hem Virendra bana hiçbir zaman gül almaz. Eğer ararsan gelir ama. Kapa çeneni suda. Hadi dans edelim. Hayır ben dans edemem. Hadi ama. Hayır, ben dans edemem. Hadi ama sen hadi. Tamam. Purvi hadi gel oturalım şuraya hadi. Tamam. Purvi, ben çok susadım. Gidip bir şeyler alacağım. Sen de ister misin? Evet, lütfen bana da meyve suyu getir. Tamam, sana da getireceğim. 2 bardak portakal suyu alabilir miyim? Ne içeceksin? Kokteyl mi, başka bir şey mi? Ben portakal suyu alayım. Portakal suyu mu? Kim böyle bir partide bunu içer ki? Daha güzel bir şeyler içsene. Hayır. Portakal suyu bizim için iyi ve daha doğru. Sen ne istersen içebilirsin. Bu arada bizim ne içeceğimiz seni ilgilendirmez Kara. Pardon, yanlış anladın. Ben sadece misafirlerime iyi bir ev sahibi olmaya çalışıyorum. Başka bir niyetim yoktu. O zaman ben şimdi gidiyorum. Size de iyi eğlenceler. Şu aptal kızın gevezeliklerine ne kadar çok alışmışım. Şimdi o yokken bir türlü uyuyamıyorum. Bu ne böyle? Aman neyse. Zaten ne kadardır Kişor Kumar'ın şarkılarını dinlememiştim. Hadi dinleyelim bakalım. Ne oldu? Sen iyi misin? Evet Suda, burada çok gürültü var. O yüzden biraz başım dönmeye başladı ama iyiyim. Suda, şuradakiler ne yapıyor? Bak. Bu aralar insanlar böyle fotoğraflar çekiyorlar. Purvi böyle yapıp acayip suratlar yapıp dudaklarını çekiyorlar. Buna deniyordu neydi? Photo fashion diyorlar. Tamam, hadi biz de gidip yapalım. Yani onlar gibi selfie çekelim. Ayrıca dudaklarımızı da böyle yapalım. Çok eğleniriz. Bizim eksiğimiz ne ki? Hadi. Hayır, yapamıyorum. Hadi bir daha, hadi. Bir daha. Bu fotoğrafta ikimiz de palyaçoya benziyoruz. Bence güzel oldu. Şimdi bu fotoğrafı muhtara göndereceğim ki selfie'nin ne olduğunu o da öğrensin. İlaç onlara neden hala etki etmiyor? Sen merak etme dostum. İçeceklerine koyduğum madde etkisini yavaş yavaş gösterecek ve kolay kolay da ayılamayacaklar. Rahat ol. Sen bekle. Eminsin değil mi? Evet. Bu madde o kadar hafif ki ikisi de meyve suyunun içine kattığımı fark etmeyecekler. Bu sefer de bu mu moda olmuş? Şu aptal kıza bak. Şu yaptığı tuhaf suratlara bak. Maymuna benzemiş. Neden böyle suratlar yapıyor? Muhtar, sen de bunun gibi poz ver, selfie çek ve bana gönder. Bu aptal kız delirmiş mi? Şuraya bak. Benden maymun gibi poz vermemi istiyor. Bir deneyelim bakalım. Belki bu hoşuna gider. Sen ne yapıyorsun muhtar? Sen de maymun gibi pozlar vermeye başladın. Bu aptal kız aptal olabilir ama sen maymun değilsin. Ben öyle şeyler yapmam. Purvi, hadi gel dans edelim. Hadi Purvi, hayatımızda ilk defa dans etmek, şarkı söylemek ve gülmek için fırsat yakaladık. Hadi Purvi, hadi hazır gelmişken dans da edelim hadi ama. Yoksa ne anlamı var ki? Tamam peki, hadi gidelim. Gerçekten çok mutluyum, hadi. Hadi kalk 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 hadi. Gel. Suda, ben hemen geliyorum. Ha, tamam peki. Siz mi geldiniz? Sizin burada ne işiniz var? Sizin burada ne işiniz var? Tamam, planladığımız şeyi yaptık. Şimdi onu buraya kilitleyip hemen buradan gidelim. Hayır. Ne? Ondan hala intikamımı almadım. Beni küçük düşürdü. Babam onun kocası yüzünden hapse girdi. Onu öyle kolay kolay bırakmayacağım. Dostum, en iyisi böyle bırakalım. Zarar vermeyelim. Yoksa başımız büyük bir belaya girer. Size suyu açın dedim. Aptallık etme Karan. Şu haline baksana. Boğulacak. Onun muhtarın karısı olduğunu bilmiyor musun? Başına bir şey gelirse ve bunu kocası öğrenirse hayatımızı karartır. Öyle bir şey olmayacak. Su ağzına değer değmez kendine gelecek ve dersini alacak. Keşke Karan'la hiç uğraşmasaydım diyecek. Bayan Purvi, bu küvetten çıkacağın kesin. Ama bu banyodan çıkmayı başaramayacaksın. Sen bu gece bu banyonun içinde parti yapacaksın. İyi eğlenceler tatlım. Girelim. Saat 1'e gelmiş. Çok geç oldu. Bu aptal kız neden hala dönmedi? Onu arayıp ne zaman döneceğini sorsam iyi olacak. Her şey tamam. Kapıyı kilitledim, gidebiliriz. Zaten partide bitmek üzere. Kimse fark etmeyecek. Bu kız neden hala bayılmadı? Ona da Purvi'ye verdiğin içecekten vermedin mi yoksa? Bardağına baksana. Bardağın sadece yarısını içmiş. Bizim onunla işimiz kalmadı. Ben artık intikamımı aldım. İşim kalmadı. Gidelim hadi. Purvi nerede? Bana hemen döneceğim demişti ama hala gelmedi. Şimdi ne yapacağım? Purvi'yi çok merak ediyorum. Karan ve arkadaşları da yok ortada. Aman Tanrım, Purvi'yi götürmüş olabilirler mi? Hayır aman Tanrım. Böyle bir şey olamaz. Bir şeyler yapmalıyım. Ama ne yapacağım? Dostum, sabahtan beri Pirio'nun cesedini arıyoruz. Ama hala bulamadık. Bak ne diyeceğim, bırakalım artık. Aç çeneni. Polisler cesedi bulurlarsa bir sürü soru sorarlar. Priyaş yüzünden herkese ne yalanlar söylediğimi biliyorsun. Herkese onu anne babasının evine bıraktığımı söyledim. O yüzden cesedi bulmalıyız ve yok etmeliyiz. Ama nerede bu ceset? Neden bulamıyorum bir türlü? Onu bulsak da bulmasak da arabanı ne yapacağız? Çektirmek için minibüs çağırayım mı? Aptal konuşma. Arabanın durumunu hiç kimse öğrenmemeli. Arabayı evdeki garaja götüreceğiz. Nerede bu ceset? Burada bir yerde olmalı. Biri onu bulmadan önce cesedini bulup kurtulmalıyız. Ve sonra bu ülkeyi terk edeceğim. Purvi! İyi misin aptal kız? Purvi iyi misin? Purvi iyi misin? Sanırım Bay Virendra'ya haber vermem gerek. Tanrım, Purvi şimdi nerede? Oh. Bu kimin numarası? Alo? Bay Virendra. Söyle. Purvi nerede? Ne zamandır onu arıyorum. Ben de sizi o yüzden aradım efendim. Ben Purvi'yi bulamıyorum. Yok burada. Gitmiş. Ne? Bay Virendra nerede bilmiyorum. Aslında benimleydi ama nereye gitti bilmiyorum. Biz bir meyve suyu içtik ama bence o meyve suyu ilaçlıydı. Yani içtikten sonra ikimizin de başı dönmeye başladı efendim. Ben bardağın sadece yarısını içtim ama Purvi hepsini bitirdi efendim. O yüzden kendinden geçti diye düşünüyorum. Sen ne diyorsun? Ben ne yapayım? Sen orada kal, geliyorum. Hemen çıkıyorum. Suda sana gerçekten müteşekkirim. Beni tam zamanında aradın, yoksa kim bilir bu aptal kızın başına neler gelecekti. Ben şimdi onu eve götüreceğim. Ve şoförüm ikinizi de evlerinize bırakacak. Hadi peki Bay Virendra. Ey aptal kız. Kendi başına kalkabilecek misin? Hadi kalk. Yürüyebilecek misin? Biliyor musun, ben bugün çok eğlendim, dans ettim ve suda çok güzel göründüğümü söyledi bana. Bu arada elbise için teşekkür ederim. Tamam, artık elimi bırak, ben kendi başıma yürüyebilirim. Sen delirdin mi aptal kız, ne yapıyorsun? Yolun ortasında dans ediyorsun. Aslında sana çok kızgınım. Baksana, gelirken benim için neden hiç gül getirmedin ki? Partide herkes birbirine gül veriyordu. Sen de bana gül vermelisin. Hadi ver. Hayatını kurtardım aptal kız. Bir de gül mü istiyorsun benden? Hayır. Yarın bahçıvanı söylerim, senin için bir değil bir buket gül ayarlar. Hayır ama ben şimdi istiyorum. Yolun ortasında neden deli gibi davranıyorsun? Sen sadece 2 dakika bekle ve hiçbir yere ayrılma, olur mu? Sadece 2 dakika. Benim kalbim her zaman seninle birlikte ve senin kalbin her zaman benimle birlikte. Senin kalbin benimle bir. Ben hiçbir yere gitmiyorum. İşte burada oturacağım. Sen benim için ne bir gül getirdin ne de başka bir şey getirdin. Hatta kırmızı balon ya da kart bile getirmedin. İçerideki herkes birbirine böyle şeyler veriyordu. Sen çok zalimsin. Ve dahası sen cimri bay zalimsin. Yarın bütün odanı kırmızı balonlarla dolduracağım, hayır, tamam mı? Hayır, hadi kalk, hayır. Yolun ortasında oturma. Hayır, sen de yanıma otur. Delirdin mi sen ha? Hadi gel otur lütfen. Artık başka seçeneğim kalmadı. Lütfen gel yanıma otur. Hayır, ben istemiyorum. Bencil bay zalim, sen aşk düşmanısın. Benim için zahmet edip bir gül bile getirmedin. Hemen istiyorum, hemen istiyorum. Hadi hemen git bana gül getir, hadi. Hey aptal kız. Nereye gidiyorsun? Bak, eğer bana bir kırmızı gül ve kırmızı kalp şeklinde bir balon vermezsen seninle gelmeyeceğim, burada duracağım. Anladın mı? Güle güle. Dur aptal kız, dur. Gül istiyorsun değil mi? Burada bekle. Burada bekle, gidip getireceğim. Al balonun ve güllerin. Bak, bir sürü gül var. Hadi şimdi eve gidelim. Ne yapacağım Tanrım? Yaşlı bir adama kaldım. Sen kime yaşlı dedin? Hı? Sana. Şimdi aklım başında değil. O yüzden bir şey söylemeyeceğim. Yoksa sana kim yaşlıymış, kim gençmiş gösteririm. Tamam, madem gençsin o zaman söyle bakalım, bugün ne günü? Yani sevgililer günü, hiç duydun mu? Baksana, sen ne zamandan beri İngilizler gibi konuşmaya başladın? Evet, konuşuyorum. Bugüne sevgililer günü diyorlar. O zaman ne yapayım? Ne olacak? Her sevgili ne yapıyorsa sen de onu yapacaksın Virendra. Bana olan aşkını itiraf edeceksin. Bak aptal kız, neden bahsediyorsun hiç anlamıyorum. Hadi eve gidelim, bu kadar yeter. Virendra, sevgili Virendra, küstah Virendra. Bu senin için. Kalk hadi. Virendra, şimdi bunu sana başka dilde söyleyeceğim. Ben seni seviyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.